yeniden merhaba, ben Zeynep Atmaca. Bugün Kadıköy'deyiz, Rıhtım'da. Karşımıza çıkan çiftlere ilişkileri ve aşkla ilgili sorular sormaya geldik. Merhabalar, isimlerinizi alabilir miyim? Damla. Zafer. Damla Hanım ve Zafer Bey ne kadardır berabersiniz? 13. Nasıl tanıştığınızı, tanışma hikayenizi birinize anlatabilir mi? Damla Hanım. İkimiz de değişim programıyla bir yurt dışına gidip gelmiştik. Dönüşte gönüllü olarak çalışırken orada tanıştık. O şekilde 20 yaşındaydık. Eğitim kampı. Evet. Eğitim kampında tanıştınız. Yani ne etkiledi sizi? Orada bir sürü insan vardır diye tahmin ediyordum. Birbirinize ne etkiledi? Zekası. Olabilir. Peki 14 yıl sonra bugün birbirinizdeki en sevdiğiniz özellikleri benimle paylaşır mısınız? Uyumlu olmasını ve her konuda bana destek olmasını seviyorum. Hala zekasını seviyorum. Ben merhametli ve iyimser olmasını seviyorum aslında. Böyle 14 yıllık bir birliktelikten sonra bugünkü genç aşıklar için nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yani sabırlı olmalarını, çünkü her şey sabırdan geçiyor. Yani karşındakini değiştirmeye çalışmamak gerekiyor. Ve yani görmek istediğin şeyleri önce kendin yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de şeyi söyleyeyim, yani hayat inişli çıkışlı zorlukları var. Önemli olan o birlikte hayatını geçirdiğin kişiyle o zorlukları atlatabiliyor olmak. Ve her koşulda bir o sevgiye inandıktan sonra bütün problemler çözülüyor bence. Son olarak sizi gelecekte ne en çok ne heyecanlandırıyor bugün? Bir aile olarak devam etmek çok güzel bir şey. Yani çok fazla ayrılıklar var artık günümüzde. Ama bir arada kalmak artık bir başarıymış gibi gözüküyor. Halbuki bence doğal akışında da olabilecek bir şey. Biz doğalında yaşıyoruz gibi hissediyorum. Öyle yani, ailemizin daha da büyümesini hedefliyorum diyeyim. Çok güzel, çok mutluluklar, çok teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhabalar, ismim Semih. Semih Bey, bir sevginiz var mı? Sevgilim evet var. Peki nasıl tanıştınız? Bize anlatır mısınız? Şöyle ki canımın çok sıkkın olduğu bir gündü. Bir tane dağa ormana gitmek istedim. Orada tek başıma kamp yapıyordum. Çadırımı kurdum. Ve 50-100 metre yakınımda onun da çadırı varmış. O da tek başına gelmiş. O şekilde bir tanışma olmuştu. Yani doğada. Peki ne kadardır sürüyor bu ilişki? Bu ilişki şu anda 8 yıldır devam ediyor. 8 yıl aradan sonra... Nedir bugün hala ondaki en sevdiğiniz şey? Hala benimle ormana gitmek istemesi. Süper. Peki farklı şekilde günlük hayatta, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Günlük hayatta sevgili bulamayanlara ve farklı yollar arayanlara ne önerirsiniz? Doğal olun, kendiniz olun, samimi olun. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Muharrem. Halise. Evlisiniz sanırım. Evliyiz. Kaç yıl oldu? Bugün tam 32 yıl evlilik yıldönümü. 32 yıldır berabersiniz. Peki tanışma hikayenizi bizle paylaşır mısınız? Ya nasıl paylaşacak ki kızım? Biz köyde tanıştık. Kaç yaşında tanıştınız? 17-18. Peki nasıl, birbirinizi sevdiğinizi nasıl anladınız? Ya o uzun hikaye, şimdi nasıl anlatayım ki ben onu? Şimdi köyde bir sürü kız vardır. Hanımefendiyi farklılıktan gözünüzde ne oldu? Demek ki bir farklılığı var onun. Kaç, 32 yıl geçti aradan. Onunla ilgili en çok neyi seviyorsunuz? Onunla ilgili en çok neyi seviyorum? Kendisini seviyorum. Siz? Ben de aynı. Yok, beyefendinin en sevdiğiniz özelliği ne? Ben her özelliğini seviyorum. Kötü sözü yok, aşağılama yok. Harika. Peki genç 32 yıllık bir evliliğin ardından bugün gençlere evlilikle ilgili nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Nasıl bir tavsiyede bulunurum ben söyleyeyim. Biri konuşurken biri susacak, biri konuşurken biri susacak. O zaman anlaşabilirler. Yoksa ikisi de konuşursa her şey olabiliyor sonucunda. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Aynen, katılıyorum işime. Peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İsmini öğrenebilir miyim? Adım Şeyma. Şeyma Hanım, sevginiz var mı? Evet, var. Peki nasıl tanıştınız? Biz erkek arkadaşımla iş yerinde tanıştık. Ben çalışma ortamında olan ilişkilere çok karşı olan biriydim ve onu uzun zaman sabrını zorladım diyebilirim. Düşünmüyordum. Çok fazla ısrarı oldu ve aynı ortamda olduğumuz için insan daha çok aklına düşmeye başlıyor. Çünkü onu daha fazla istemesiniz bile analiz etmeye başlıyorsunuz. Bu sebeple ben de ona bir şans vermek istedim ve bir ilişkiye başladık. Bu ne kadar süre sonra oldu? Bir yılı buldu.
Bir yıl boyunca. O zaman ofiste tanışan ve ofiste birini beğenenlere nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Bence aynı ortamda birini tanıyorsanız önce onun arkadaşlık ilişkilerinde nasıl bir davranış sergilediğini izlesinler. Çünkü bu böyle olduğunda ona daha çok güvenebiliyorsunuz. Siz olmadığınızda kadın arkadaşlarıyla nasıl davrandığını daha iyi analiz etmiş oluyorsunuz ve daha güvenli, temelleri sağlam bir ilişkiniz olmuş oluyor. Çok teşekkürler. Moi je viens, on vient de Paris. Vous venez de Paris. Super. Comment vous appelez? Moi je m'appelle Noura. Noura et vous? Nasser. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 18 ans. 18 ans. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés. Ah, je suis venu pour présenter un film à Damas pour une journée. On va pour 24 heures et j'ai vu cette dame. Mon mari est le réalisateur du film Baba Aziz, le prince qui contemplait son âme. Ah bah super, on est tombé sur un couple génial. Et que faisiez-vous, Nourad, là-bas? Alors moi j'ai été une amie du président du festival et qui m'avait demandé de venir de Paris pour m'occuper des invités francophones. Et lui il faisait partie des invités francophones. Qu'est-ce qui a fait que monsieur est sorti du lot à ce jour-là? C'est pas moi, c'est lui qui a venu demander la question. J'imagine que vous rencontrez pas mal de personnes. Comment, qu'est-ce qui vous a attiré chez madame? Ah, c'est très simple. À un certain âge, on se dit, j'aimerais bien terminer ma vie avec celle-là. C'est génial. Et donc, 18 ans après, quelle est la chose que vous préférez chez monsieur? Bah, son côté artiste. Puis c'est un homme intègre et il sait d'où il vient et il sait où il part. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous aimez le plus chez madame? Ah, elle rend la vie plus légère avec tous les malheurs du monde. Quel est vos conseils pour les jeunes couples d'aujourd'hui? Comment on fait pour tenir 18 ans dans une relation? Il faut être soi-même, rester fidèle à ses principes et ne pas céder à la facilité. Et vous? Vous direz quoi? Patience et peut-être que l'autre a raison. Et pour l'avenir, c'est quoi maintenant votre plus grand objectif? Faire un peu le tour du monde et continuer à travailler. On est à Istanbul depuis un mois, on reste encore un mois, on est en train d'écrire un livre. Pourquoi Istanbul? Parce que c'est l'une des plus belles villes du monde. Et puis, ce qui est extraordinaire ici, on sent le poids de l'histoire. C'est-à-dire que c'est plusieurs siècles dans chaque pas. Merhaba, isminiz ne? Merhabalar, ismim İlgar Bey. İlgar Bey. İlgar Bey, sevgiliniz var mı? Evet, var sevgilim. Bizimle nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız lütfen onunla? Ben onunla WhatsApp konuşmasına tanıştım. Onu sevdim. Nasıl peki, WhatsApp'ta nasıl numarasına sahip oldunuz? Bir Instagram'da mı gördünüz? Nasıl oldu? İlişmemiz bizim biraz karşılık oldu. Olsun. Arkadaşımın sayesinde tanıştık onunla. Sonra tam biraz psikoloji olarak tamam yakınlaştım. Ben psikoloji öğretmenim. Onunla tamam dostlaştık. Onu sevdim. Peki yüz yüze gelmeden önce ne kadar süre mesajlaştınız? Yüz yüze gelmemiş. Neredeyse 13-14'ü geldi yüz yüze. Ha, daha hala görmediniz onu. Ne kadardır yazışıyorsunuz? 3 gündür. 3 gündür? Evet. Ama çok seviyorum onu. Peki, çok teşekkürler.